öğretim üyesi olarak devam ediyor. İktisat Anabilim Dalı Başkanı. Bugün bize Türkiye ekonomisinin İslamiliği başlıklı bir sunum yapacak inşallah. Hocam normalde usulümüz sunum 1 saat, daha sonra soru cevap, soru cevaptan sonra da aşağıda çay içip orada kalan muhabbetimize devam ediyoruz. Ben sözü hocamıza bırakıyorum. Buyurun. Burası ıslak olduğu için biraz serince, aşağıdan çıkınca hafif bir şey oldu. Sevgili dinleyiciler, değerli dinleyiciler, saygıdeğer. Biz bu tartışmadan uzun zamandır devam ede gelen bir Türkiye eksenli değil ama bütün dünyadaki İslam ekonomiler, İslam ülkelerinin sahip olduğu ekonomik sistemlerin hangi ölçüde İslami olduğuna ilişkin tartışmalara bir kafa aralamak istiyoruz. Bunun amacındayız. Bazı sınırlarımız var, daha doğrusu sınırlıklarımız var ve temel aldığımız yola çıkarken başlangıç noktası olarak oluşturmuş olduğumuz bir kısım analizler var. Ana tezimiz şu: uluslararası indeksler, yani dünya ekonomilerini ya da dünyadaki ülkeleri karşılaştıran indeksler, değişik açılardan karşılaştıran indeksler, şey için, ülkelerin genel profilinin belirlenmesi için oldukça işlevsel bazı özelliklere sahiptir. Bunlardan bir tanesi Economic Islamicity Index adını verdiğimiz bir indekstir. Bu daha sonra kaldırıldı. Ekonomik lafı kaldırıldı. Sadece Islamicity Index haline aldı. Türkçe biz buna İslamilik indeksi dedik. Yani böyle çevirebiliriz bunu. 2000 yılından 2018 yılına kadar fasılalarla dünyadaki bütün ekonomilerin ölçümünün yapıldığı, fotoğrafını çekildiği bir tartışma burada masaya yatırılıyor. İki tane İranlı, İran asıllı akademisyen bu işe öncülük ediyor. Rahman ve Asgari 2010 yılında bütün ülkeleri hatırı sayılır verilerin toplanabileceği, karşılaştırılabileceği hatırı sayılır ülkelerin tamamını bir çatı altında karşılaştırma imkanına sahip oluyorlar. Tabii temel tezleri İslamilik, Müslüman akademisyenler olması yönüyle temel dertleri Müslüman, aslında şöyle başlıyor soru: Müslüman ülkeler ne kadar Müslüman ya da Müslüman ülkeler ne kadar İslami? İslam ülkeleri ne kadar İslami? Esaslar bakımından ne ölçüde ölçülerle tutarlı ilkeler, değerler ve temel kıstaslar bağlamında karşılaştırma yapıyor. Şimdi bunlar daha önce bir Katolisitesi indeks diye bir indeks geliştiriyorlar, Katoliklik indeksi. Burada çok fazla değerler bağlamında, ölçüler bağlamında verilere ulaşamayacakları için burada bir sorun olduğunu görerek daha kitabi dinlere, Tevrat ve Kur'an üzerinde yoğunlaşıyorlar. Kur'an'da açık seçik beyanlar olması yönüyle daha çok karşılaştırmaya imkan sağlayabilecek özellikler olması bu çalışmanın bir sonuca ulaşmasında avantaj teşkil ediyor. İbadet meselesi, nefsi kontrol etme meselesi, vergilendirme, hukuk sistemine ilişkin tartışmalar, ticari işler, ödünç verme,
adaleti ölçen, ekonomik adaleti ölçen mekanizmalar gibi bağlamlarda buradan somut veriler almak mümkün ve düzenlemeler açık görünüyor. Bir de İslam toplumlarının 14 asırlık uygulamalarında, farklı devletler biçiminde ortaya çıkan uygulamalarında hep bu bunlar nasıl anlaşılmış, Kur'an nasıl anlaşılmış ya da Hazreti Peygamber'in uygulamalar nasıl anlaşılmış sorularına ilişkin cevaplar bulabiliyor. Şimdi burada iki tartışmamız var. Bunlardan bir tanesi Kur'an temelli tartışmalarda Batı'nın tartışması üstünlüğünü dikkate alarak, bunu bir veri kabul ederek İslam toplumlarının geri kalmaya mahkum oldukları yönündeki bir iddia. Bunu Timur Kur'an gibi, Lewis gibi düşünürler. İslam'ın modernleşme sorunu olduğunu ileri sürerek bu tezi ortaya atıyorlar. Ve yeni uygulamalara kapalı olduğu yönüyle eleştiriyorlar. Kaderciliğe, tembelliğe atıfta bulunarak yapıyorlar bunu. Bilim meselesindeki inanç temelli konuların hayata da uygulanması yönüyle eleştirel baktıklarından bunu Kur'an gelişmeye açık değildir ya da İslam toplumları gelişmeye açık değildir şeklinde yorumlamalarına sebep oluyor. Diğer taraftan tam tersi düşünenler de var, düşünürler de var. Bunlar da adalet ilkesinin temel olduğu vurgulanması, verilen atıf, ticari faaliyetlere verilen önem gibi, çalışmanın karşılığının hem dünyada hem ahirette elde edileceğine ilişkin söylemler gibi söylemlerle işte böyle statik bir yapının olmadığını, İslam'da dinamik bir çağlara uyum sağlayacak dinamik bir özelliği olduğunu vurguluyorlar. Abbas Mirahor'dan Çapra'ya, Kahfa, Ekrem Han'a, Sabahattin Zaim, bu Sakarya eksenli bir duayen büyüğümüzdür. Ve belki de bir ara 2002 yılında Sabahattin Zaim Hoca için, yani onun oluşturmuş olduğu ekol bağlamında ortaya çıkan entelektüellerin temelleri üzerinde yükselen bir AK Parti veya kısmen önemli ölçüde bu temellerde yükselen bir AK Parti iktidarı da burada dile getirilebilir. Yani, Türkiye'de İslami düşüncenin biz siyasaldayken en Marksist hocalar bile Sabahattin Hoca'nın kitabını okuturlardı. Her bir bölümün başında bir ayet ve hadis bulunurdu. Çalışma Ekonomisi kitabı hala tartışmasız kitaplardan birisi olarak kabul edilir Çalışma Ekonomisi kitabı. Böyle bir şeye öncülük etmesi yönüyle önemli. Sonra Sabri Orman, Ahmet Tabakoğlu, Murat Çizakça, Cengiz Kalle gibi araştırmacılar bunların tam tersi bir düşünceyle dinamizme, İslam iktisadi düşünce tarihi çalışan, birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz Sabri Orman örneğin bunlardan mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Ahmet Tabakoğlu hakeza. Bunlar da uyumluluk, modernleşme yönelik İslam'ın parlak dönemlerinden elde ettikleri verilerle bu iddiaları çürütebilecek çalışmalar içerisindeler. Şimdi burada Rahman'la Asgari'nin Müslüman ülkeleri üç düzlemde ele aldığını görüyoruz. Bir, ekonomik adalet, bunun tesis edilmesi. İki, büyüme dediğimiz olgu, yani bir öncekine göre daha iyi bir düzeye ulaşma, gelir düzeyinin artırılması, maddi refahın artması. Yeni iş yaratma sürecinin tesis edilmesi ve ekonomi ve finans açısından ayaklar yere sağlam basan bir düzenin kurulup kurulamamasına ilişkin üç düzlemde ele alıyorlar. Buradan ilkeler geliştirmişler. Bu ilkeler fırsat eşitliği, ekonomik adalet, mülkiyet haklarının korunması, sürdürülmesi, yani bu endekste şu biraz sonra ulaşacağımız sonuçlar
Türkiye'nin pozisyonunu tartışıyoruz ya, bu sonuçlar aslında bu ilkeler bazında yapılan değerlendirmelerin bir sonucu ya da karnemiz olarak düşünülebilir. Bu karne üzerinde farklı komplikasyonlar açısından da tekrar kritikte yapacağız. Yani tek başına bu endeks bağlı bir tartışma olmayacak. Servet biriktirme meselesi, adil vergilendirme dediğimiz olgu, istihdam fırsat eşitliği, çalışanlara adaletle davranma, eğitim harcamaları ki son dönemdeki insani kalkınma raporunda bu açıdan Türkiye eğitim ve sağlık harcamalarındaki pay açısından ilk defa çok yüksek insani gelişme gösteren ülkeler arasına girdi. Diğer temel insan hakları bakımından karnesi çok parlak olmamasına rağmen iki açıdan daha iyi bir durumda olduğu için ilk birliği içerisine girebildi. Tabi bu tartışmada yine Bulgaristan ve Yunanistan'ın arkasında kalmadığımız sonucunu çıkaramayız. Hatta Kazakistan'ın bile gerisine düştük. Ama nispi olarak bir iyileşme olarak düşünülebilir bu. Eğitimde fırsat eşitliği dedik. Fazla tüketimden kaçınma, altyapı, sosyal hizmetler, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yardımseverliğin yaygınlaşması, temel insan ihtiyaçların karşılanması, ekonomik eşitlik, refahın dağılması, doğal kaynakların iyi yönetilmesi. Devam ediyor. Ekonomik işlemlerde güven. Bu güven meselesi de önemli tartışmalardan birisi. Sözleşmelere riayet etme, dönem çek ve senetler, batmalar falan bunlar bu etkisinde ele alınabilir. Risk paylaşımı borçlanma yerine, hiçbir riske bağlı olmayan borçlanma yerine risk paylaşımı esas alan bir finansman sisteminin varlığı. Dış ticaret hacminin yüksek olması, dışa açık olma bağlamında ya da ürünlerin dünya çapında kabul edilirlik olması bakımından. Piyasa denetiminin etkin sağlanması, yüksek tasarruf yatırım oranı, dış yardımlar. Bu bizim avantajlı konularımızdan birisi son dönemdeki Suriye meselesinden ötürü. Eleştirilerimiz de buradan gelecek. Refahın devlet eliyle sağlanması, yani piyasa koşullarına sert acımasız piyasa koşullarına bırakılmaması. Yolsuzluk ortadan kaldırılma, faiz olabildiğince minimize etme veya ortadan kaldırabilecek yöntemlerin ortaya çıkarılması ya da mevcudiyetin tartışılması ve çevre dediğimiz gelecek nesillere aktaracağım hususlar. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bu sarı renkli sıralamalar İslam ülkelerinin bu ekonomik İslamilik indeksindeki ortalamalarını gösteriyor. İslam ülkeleri içerisindeki sıralamayı gösteriyor. Türkiye için sadece var. Türkiye İslam ülkeleri arasında iyi bir performans gösteriyor, görünüyor. 2000'lerde 10'da başlıyor. Sonra 2018 son veri burada 18'e kadar düşüyor. İyi bir yerden başlayıp gerilere doğru inmeye başlıyor. Burada bazı ülkelerin sonradan endekse dahil edilmesi de etkili olabilir. Yeşilde ise genel sıralama içerisindeki, genel sıralamadaki pozisyonda aslında özel sıralamayı bir şekilde doğruluyor. 72.likten en iyi skoru gösterdiğimiz yıl 2005'te 70.lik. Özellikle 2018 yılında 17'ye göre 81'den 95'e inmiş görünüyor. Bu nedenler üzerinde duracağız. Çünkü burada temel alınan bazı değişkenler var. İslam ülkelerinin ortalaması ise 118-120'ler civarında gidiyor. Yani 150 civarında ülke içerisinde ekonomik İslamilik veya tırnak içerisinde İslamilik tartışmaları bağlamında İslam ülkelerinin ortalaması %80'lik bir dilime yaklaşık olarak ve %70'lik dilime tekabül ediyor. Bu genel bir hali pürmeli halimizi gösteren genel manzara. Bu yine aynı şekilde buhar çubuklarına yansımış hali 2018'e kadar sapmanın yukarıya doğru gitmesinden anlaşılıyor. Genel trend içerisinde durumumuz zayıflama eğilimi gösteriyor. Şimdi İslam ülkeleri Türkiye'yi karşılaştırırsak
burada endeksteki gelir dağılımı, adaleti ve buna bağlı olarak iyi işleyen piyasa ekonomileri arasında bir uyum var. Başka veriler, yüksek insani gelişme, çok yüksek insani gelişme indeksinin verileriyle de uyum var. Bu bizim iddiamızdır. İslami olan bir unsurun aynı zamanda insani karakterinde yüksek olduğunu gösteriyor. Yani insan çok yüksek insani gelişme indeksinde en yüksek sırayı oluşturan ülkeler ile İslamilik indeksinde yaklaşık olarak en ön sıralarda bulunan ülkeler arasında çok aşırı bir benzerlik dikkat çekiyor. Yani seküler diyelim biz buna ya da başka türlü değerlendirmeler diyelim, İslami olmayan değerlendirmeler diyelim, bu değerlendirmelerin hepsinde bir uyumluluk var ya da paralellik var. Türkiye'nin performansı alt başlıklara gelecek olursak alt başlıklarda genel olarak 65'lerden işte 95'lere inmişiz. Ekonomi anlamında en iyi durumda olduğumuz tabloyu görüyoruz. Ama onda da ilk 50'lere bile girmekte zorlanan 2017'de çok düşmüşüz örneğin. Saydığımız gerekçeler yani o ölçüler ya da o ilkeleri dikkate alarak bunları değerlendirmekte mümkün ya da dönemsel olarak Türkiye'de meydana gelen gelişmelere bağlı çıkan sonuçları dikkate alarak yorumlarsak biraz da anlaşılır olacaktır. Hukuk ve yönetimde son dönemdeki düşüş trendi göze çarpıyor. 2017 ve 18 verilerinde özellikle. İnsani ve politik haklarda en kötü performansı gösteriyoruz diye düşünürken uluslararası ilişkiler boyutu daha da manzaranın karmaşıklaştığını ifade ediyor. 150'lere kadar gidiyoruz. Şimdi buradaki ölçü uluslararası ilişkilerdeki istikrar, güven ya da diğer ülkelerle uyum içerisinde bulunma vesaire gibi çabalar buna ilişkin elde edilen sonuçlar bağlamında salt bir yorum olarak düşünülebilir. Bundan eleştirisini de yapacağız. Fakat İslamilik indeksinde ortaya çıkan veriler yaklaşık olarak bizim hukuk ve yönetim, insani ve politik haklar ile özellikle uluslararası ilişkiler açısından performansımızın çok iyi olmadığını, 90'lı sıralarda yer almamızı sağlayan şeyin de 50'lerde, yaklaşık 50'lerde bulunan ekonomik ölçüler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o zaman 150 civarındaki ülke bu endeks bağlamında, İslamilik endeksinde ekonomi, hukuk, yönetim, insani politik haklar, uluslararası ilişkiler bağlamında karşılaştırılıyor. Türkiye'nin yeri sürekli aşağıya doğru gidiyor ve en son 95'e kadar iniyor. Bu da Türkiye'nin bu dört kıstas bağlamında yeşil olan uluslararası ilişkiler boyutu sürekli yükselen çubuklarla gerileme trendi olduğunu gösteriyor. Bir de dört büyükler analizi yapalım burada. Dört büyükler dediğimiz Malezya, Türkiye dışında İslam ülkeleri içerisinde en iyi performans gösteren ülke Malezya. Bütün bu 150 ülke sıralaması içerisinde. Bizdeki tartışmaları hatırlarsanız 2008-2009 yıllarında Türkiye Malezyalaşıyor mu ya da Malezyalılaşma sorunu gibi şeyler vardı. Aslında bu manzaraya bakarak keşke en azından Malezya olabilseydik şeklinde bir temenni de bulunmak mümkün. Buradaki temel lider olan ülke Malezya. İlk 40'larda olmasa da ilk 40'lar civarında yer alıyor. Türkiye dörtlü karşılaştırmada ikinci sırada. Çünkü İran ve Mısır'ın pozisyonu oldukça gerilerde. Mısır'ın malum nedenlerle olduğunu, İran'ın da yine malum nedenlerle bu genel indeks içerisinde daha gerilerde olduğunu görüyoruz. Yani İranlı olmaları bu akademisyenlerin Müslüman olmaları İran'a ilişkin bir torpil yapmak gerekçesi oluşturmuyor. Barçoğu'yla ifade edersek burada da Türkiye baştaki birinci sıradaki kırmızı daha küçük olan, daha ileride olan Malezya, küçük dar çubuklar. Sonra İran geliyor ve
Mısır geliyor. 140'lar civarında görünüyor. İran ve Mısır'ın pozisyonu daha gerilerde görünüyor. Bunlar neden ele aldık? Bir Arap ülkesi, bir İran farklı bir medeniyet havzasını temsil ediyor. Veya dini yorum bağlamında. Türkiye ve Malezya'da gelişmişlik düzeyi açısından İslam dünyasının parlak, tarihsel miras açısından parlak bir bölgesini oluşturuyor. Şimdi burada şunu merak ettik. Sürekli dahil olmaya çalıştığımız 60 yıllık hikayemizi oluşturan Avrupa Birliği ülkeleri nerededir? 2015'te 12 tane Avrupa Birliği üyesi ilk 20 içerisinde yer buluyor İslam İlk İndeksinde. 2016'da biliyorsunuz orada bir 50 kişi camide katliama maruz kaldı. 50 civarında insan şehit oldu, şehit edildi. Şimdi bu sistemin büyük bir sorunu ya da İslamofobya gibi algılanabilir bir durum olarak yorumlanabilir. Diğer taraftan da şunu fark etmiş olmalıyız. Burada başbakan hiçbir şekilde tabi olmadığı, inanmadığı ya da herhangi bir aidiyet hissetmediği şekliyle başörtüsü bile çıktı, konuşma yaptı mecliste. Müslümanlarla, Müslüman kadınların tamamıyla kucaklaştı ve onların sıkıntılarını, onların acılarını paylaştı. Çok enteresan bir insanlık dersi verildi burada. Muhtemelen herhangi bir İslam ülkesinde bir kiliseyi, bir Müslümanın yangın yerine çevirmesi söz konusu olsaydı muhtemelen böyle bir empati ortaya çıkmayacaktı ya da çıkmama ihtimali oldukça yüksekti. Yeni Zelanda'yı, bunun biraz da tarihsel kökenleri farklı, Avustralya ile Yeni Zelanda arasında bu İslami çoğulculuk anlamında, dinsel çeşitlilik anlamında, dinsel hoşgörü anlamında bariz farklılıklar görünüyor. Çünkü katil Avustralyalı ve öldürdüğü insanlar da Yeni Zelanda'da yaşayan Müslümanlar. Hollanda, İsveç yine burada 2 ve 3 sırada yer aldı. 2016'da da 20'de 12, 2017 skorları benziyor. 2015-18 arasında, ilk 40 arasında bu endeks bağlamında Müslüman ülke bulunmuyor. Şimdi Türkiye, AB tartışmalarında ya da böyle bir indeks ne kadar ölçer gerçeği ya da gerçekleri? Bu tartışmada başka indekslere de müracaat edecek olursak, mesela bir tanesi yolsuzluk algı indeksi. Almanya merkezli bir uluslararası örgüt hazırlıyor bunu. Uluslararası şeffaflık örgütü hazırlıyor. Burada 2018 yılında, yani burada şu ölçülüyor. Kamu yönetimi yolsuzluğu, uzmanlar ve iş insanlarının algı düzeyi ölçülüyor. Bu anlamda sahip oldukları algı düzeyi ölçülüyor. Burada 2018'de 180 ülke arasında Türkiye 78. sırada en temiz ülke, en iyi skora sahip olan ülke bir Avrupa Birliği üyesi olarak Danimarka çıktı. Bu Danimarka'nın sömürgeciliğini, Grönland'ı gasp etmesini falan, bunlar ayrı tartışma konuları ama mevcut tablo burada. Bunların sömürgecilik geçmişleri, vahşilikleri, Batı'nın emperyalizmi, coğrafi keşiflerle talan etmesi falan dünyayı, bunlar farklı tartışma konular ama günümüzde mevcut tablo bakımından ortaya çıkan skorlardan bir tanesi bu. İnsani gelişme indeksinde Türkiye yine 2018 verilerini az önce söylemiştim. İyileşme var fakat yine Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın ve Kazakistan'ın gerisinde bulunuyoruz bu anlamda. Bu üç endekste de ortak nokta şu. Dört temel alan var bahsettiğim. 100'den fazla değişken var. Uzaydan gelen değişkenler değil. Kur'an'daki temel ilkelerden süzülen ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarından süzülen ilkeler ve değerler bağlamında. Yani faiz oranları, enflasyon, işsizlik, şu anda ne kadar problemimiz varsa ekonomik anlamda ve insan hayatına yansıyan bağlamda, sosyolojik bağlamda, bunların tamamı, hemen hemen tamamı bu tartışma içerisinde kare notu olarak yansımış. Ve Müslüman akademisyenler hazırlıyor. Türkiye burada
bütün endekslerde yaklaşık olarak 70'ler civarında görünüyor. En iyi skora sahip olan pozisyon Türkiye'nin iş yapma. Doing Business Report diye bir şey vardır, algılama vardır. İş yapma ortamları bağlamında tanımlıyor. Orada en iyi skorumuz buradadır. Çünkü sermaye ihtiyacımız var. Yabancı sermayeye karşı imkanların kolay olması bakımından görece olarak daha iyi bir skora sahip olduğumuzu söyleyebiliriz ki bu da yine yakın zamanlara kadar iyi bir düzeydeyken son dönemde bu güven meselesinin erozyona uğradığı da malum. Buradan şunu çıkaracağız yine. İnsani olan bir şey ile İslami olan şey arasında yani bizim çıkarımızdır bu. Bunun üzerinde ekstra tartışma yapabiliriz. İnsani olan ile İslami olan arasında açık bir uyum gözleniyor. Bu verileri dikkate alacak olursak, değerlendirecek olursak. Fakat biz bunu biraz kritik edeceğiz şimdi. Şöyle ki, bu endekslerde bir belli bir zaman içerisinde çekilmiş fotoğraflar var. Ve bunu ortaya çıkaran dinamik nedenler çok fazla görülmez ya da görülmek istenmez. Görülse de çok veri olarak değerlendirilmez. Fakat bir dönem var. 2000'den 2018'e kadar bir dönem var. Yani belli bir dönemin fotoğrafı kötü oldu. Ondan sonraki dönemde bak ne kadar iyileştik diyebileceğimiz bir durum da yok. Birinci şey bu. Döneme ilişkin fotoğraf çekmesi. Ve ülkeleri ayrı ayrı ulus devlet olarak ele alması. Oysa İslam'da ümmet algılaması vardır. Ve ulus devlet şeklindeki ayrımların İslami bir ölçüm biçiminde sunulması problem oluşturur. Çünkü bir aza neydi? Bir vücudun azaları gibidir. Birisinde bir ağrı meydana gelirse diğer vücudun diğer azalarında ağrı oluşur şeklinde bir algılama vardır. Şimdi ümmet anlayışı bütün Müslümanları ele alıyor. Buna ilişkin teorik arka planlar da var. Tek bir din olduğu ve ümmet olduklarına ilişkin Rabbin bir olmasından kaynaklanan bir tablo. Ümmet bağı kurmanın gerekli olduğunu, ulus devlet şeklinde değil, ümmet bağı kurmanın şeklinde olduğunu. Bunu ihmal ediyor yani bu tartışma. Ve ekonomik küreselleşmeden söz ediyor. Buradaki kısıtlamalardan söz ediyor. Sosyal küreselleşme diyor. Kişisel iletişime, bilgi akışına, kültürel yakınlığa, politik küreselleşme, militarizasyona bakıyor. Bunlar da İslami değerlerle bağlantılı ama ümmet anlayışı açısından ana göstergeler olarak kabul edilmiyor. Mesela küreselleşmeye açık olma İslamilikte temel bir değer olarak değil, İslam'ın ticareti helal görmesinden kaynaklanan bir sonuç olarak algılanmalı. Ulus devletin dışı açık biçimi ya da dışa vurulmuş şeklinde değil. Aynı şekilde uluslararası ilişkiler küresel ticaretten daha çok barış unsuruna vurgu yapıyor. Ama İslami anlamda uluslararası ilişkilerin ümmet anlayışıyla birlikte hareket etme algısı taşıması yönüyle bu bağlamdan ayrıldığını söylüyoruz. Uluslararası barışı bu anlamda ümmet bilinci tesis etmeye çalışması yönüyle ayrışıyor. Küreselleşme odak uluslararası ilişkiler bir paradoksal bakış açısına sebep oluyor. Mesela İsrail'e burada 39. sırada yer verilmiş. İsrail, Ortadoğu'nun felaketi diyebileceğimiz bir ülke ve kendi işlerinden çıkan bir insanın da dediği gibi zulüm onlardan ama o onlardan değil. Böyle bir tablo. Bunun ilk 40'a girmesi bir çelişki ve ölçümle ilgili sorunlar. Filistin'i yine almamaları, 57 İslam ülkesinden sadece 40 tanesi ele alınmalar ama bu tabii indeksin sorunu değil, o 17 tane İslam ülkesinin veri oluşturma sorunları var. Yani hesaplanan bir durum yok ortada. Böyle saldım çayıra, Mevlam kayıra bir düzen kurulmuş. Bu düzende neyin ne kadar değiştiğini, ne kadar iyileştiğini ölçen bir bulguya rastlamak mümkün değil. Yani
sistemsizlikten kaynaklanan, o da kendi sorunlarından kaynaklanan bir durum. Tamamının dikkate alınması halinde sonuçlar değişir miydi diyerek soru işareti oluşturuyoruz. Türkiye'nin skoru açısından yoksulluk, yardımlaşma, temel insan ihtiyaçlarının bileşenlerinde eksik algılama var. Mesela yoksulluğu hazırlayan şey yabancıya yardım etmek, para bağışlamak ve gönüllülük için gönüllü zaman ayırmakla ilgili ölçüyor. Bizim zekatlarımız, fitrelerimiz ya da sadakalarımız burada dikkate alınmıyor. Dışarıdaki insanların, ülke dışında olanların yararına yapılan fedakarlıklar, bunlara da yer verilmiyor. Bizim 4 milyona yakın insan gücüne muhatap olmamız, insan göçüne muhatap olmamız son dönemde. Onlara yapılan destekler vesaire bunları düşününce tablo uluslararası ilişkilerdeki 140. yani 152 arasında 140. yani neredeyse bu ülke belki de savaş açmış gibi bir algılama ortaya çıkıyor. Ama kıstaslar değiştiği zaman burada sorun çözülüyor belli ölçüde. Gerçekten Türkiye son dönemde 2018 rakamlarıyla dünyada en çok kendi ulusal yıllık geliriyle hesaplandığı zaman en çok insan yardım yapan ülke görüldüğünde 8 milyar dolar civarında birinci sırada. Ve Türkiye'nin hasılasının neredeyse %1'ine yakın bir rakam bu. ABD'nin hasılasıyla karşılaştırınca ABD için bu %4 gibi bir oran oluşturuyor. Bizdeki %85 10 kattan fazla bir oranı gösteriyor. ABD ikinci sırada. İşte bunlar büyük balon Türkiye'yi temsil ediyor. Sonra Amerika geliyor. Bu tabii şey olarak sayısal büyüklük olarak verilen oransı olarak da sayısal olarak da Türkiye uluslararası ilişkilerde böyle bir tablo coğrafyada bulunmuş olmanın vermiş olduğu maliyeti önemli ölçüde yani ulus devlet bilinciyle hareket edilecek olsa 4 milyonluk Suriye'yi ya da başka bir ırka sahip olan insanları biz neden topraklarımıza barındıralım, bunlara iş verelim. 50 bin tane Afganistanlı İran sınırı ötesinde bekliyor. Sınırı açsalar onlar akın akın buraya gelecekler. Yine aynı şekilde Irak'tan çok sayıda gelen var. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye doğru istikrarsızlık döneminde neredeyse sanki Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki bu tabloya benzer sanki Osmanlı dağılma dönemi sırasındaki toplanmaya benzer bir manzara görünüyor. Ya dağıldıktan sonra tekrar toplanacağız ya da başka bilemediğimiz tarihi 100 yıl önce ve 100 yıl sonra arasında tarihi benzerlikler var. Şimdi Türkiye'nin iktisadi analizine gelecek olursak İslam düşünce ekseninde neden böyle bir İslami ekonomi bağlantısını kuramayız? Kuramıyoruz Türkiye'de. Türkiye'nin Müslümanla ilgili sorunlar mı var yoksa Türkiye'de kurulmuş olan yüzyıla yaklaşan sistemin kendi içerisinde taşımış olduğu sorunlar mı var? Bunlar da önemli bir tartışma noktası. Laiklik temelli sosyoekonomik algılama bunun temel noktasını oluşturuyor. Bu İslamilik konusunda aşınmaya sebep olan unsurlardan bir tanesi olarak düşünülebilir. Ve İslami sermaye ile siyaset arasındaki tıkanma ilişkisi, 1990'larda yaşanan travma meselesi ve İslami ekonomi için İslami değerler bazında yapının oluşturulması. Diğer taraftan da aslında bütün mütekamil bir düzeyde İslami bir ekonomik sistemin dünyada mevcut olmaması ile ilgili bir sorunumuz var. Hocam az evvel aşağıda tartışırken yani model sorunumuz var. Model arayışın arkasında yatan nedenlerden birisi kendimize uygun bir ya da düşünce dünyamızı temsil eden var mevcut sağlam bir uygulama söz konusu değil. Ve sistematik bir tecrübe yok. Özellikle son birkaç yüzyıl ortaya çıkan kapitalizmin, küreselleşmenin, liberalizmin neyse bütün bu dünyada yaygınlaşan değerlerin tamamını benzer şekilde ya da bunların sunduğu değerlere benzer şekilde bir sistematik bir yapı yok karşımızda. İslami iktisat tecrübesi yok ve böyle bir yorum olarak algılanıyor daha ziyade. Şöyle olmalı, ne olmalı sorusunun cevabı da burada. Devletin
genel olarak çıkan sonuçlar ve hayali de diyebilirsiniz, ütopya da diyebilirsiniz. Devletin ihtiyaçları karşılaması, özellikle asgari düzeyde temel ihtiyaçları karşılaması gerekir. Gelir adaleti olması gerekir. İslam iktisadını Kur'an temelli olarak ele almak gerekir. Gelir farklılıklarını olan görür bu sistem. Vasat bir toplum oluşturma amacındadır. Ve mutlak gelir eşitliği gibi bir hayali komünizme benzer bir ütopya peşine düşmez. Gelir farklılıklarını adaletle ilişkilendirir. Çalışmasının insana ancak çalışmasının karşılığı vardır. Hem dünyevi olarak yorumlanabilir hem de uhrevi yorumlanabilir bir durum bu. Aynı şekilde metanın az sayıda insanın elinde zenginliğin, refahın, servetin az sayıda insanın elinde dolaşmasına itiraz eder. Bunun da tekelleşmeye karşı bir duruşu olduğunu söyleyebiliriz kodlar. Türkiye bu açıdan bakarsak ideal manada bizim kurguladığımız İslam ekonomisi formasyonu içerisinde ya da ana hikaye içerisinde Türkiye'nin pozisyonuna bakacak olursak gelir dağılımı bakımından ciddi bir problem yaşadığımızı söyleyebiliriz. Şu anlamda bunu ölçen katsayı en fakir %20 nüfus ile en zengin %20 nüfusun gelirden aldıkları payı ölçen bir yaklaşım. Buna Gini katsayısı diyoruz. Şimdi Gini katsayısı açısından 0.40'lar civarındadır. Aslında bu İslamilik indeksinde ilk sıralarda, ilk 10 sırada yer alan ülkelerde 0.27'dir. Yani aslında gelir adaleti iyi olan ülkenin İslami olduğunu düşünecek olursak İslamilik indeksi ile Gini katsayısı arasında ilişki kurmak mümkün. En yoksul, en %20, en fakir %20 arasındaki 7.5 kat fark. Bu da %8 civarında, %7-8'e yakın, 8 kat diyebileceğimiz bir oranı temsil ediyor. Girişimcilik açısından iyi durumda olduğumuzu söylemiştim. İşsizlik açısından %15'lere yaklaşan işsizlik, 5 milyona yakın insanın refah açısından karşılaştığı problemlere ışık tutar. Az önceki veriler bağlamında. Sürekli yoksulluğun %13 düzeyinde olması, %14-13 civarında seyrediyor son yıllarda. %59 kendi konutunda oturuyor. %40'da ısınma sorunu görülüyor. %25 hava çevresel sorunu, ki çevrede ölçülerden birisiydi hatırlarsanız, kıstaslardan birisiydi. Yine %70 civarında nüfus, konut vesaire bağlamında taksit ödeme sorunları yaşıyor. Yine %60'a yakın bir kısım yılda bir haftalık bile tatil imkanını finanse edecek imkanlara sahip değil. Ciddi maddi yoksulluk oranı da nüfusun neredeyse %25'ine kadar tekabül ediyor. Bunlar TÜİK verilerinden elde ettiğimiz sonuçlar. Bunları batılı kaynaklardan değil, daha çok kendi kaynaklarımızdan elde etmeye çalıştık. Şimdi buradaki sorun şu, fırsat eşitliği bağlamında özellikle kamusal alanda sorunlar yaşanıyor. Özellikle son birkaç yılda yaşanan sorunlar, bunun daha da belirginleştiği görülüyor. Ondan önceki yıllarda başka düzenler de ortaya çıkıyordu. İş fırsatları bağlamında sorunlar, ki üniversite öğrencilerinde bunu çok daha görüyoruz. Aramızda da sanki üniversite öğrencileri var gibi. Geleceğe ilişkin, mezuniyet sonrasına ilişkin karamsarlık çok yüksek düzeye ulaştı. Bu iş fırsatlarının yeterince yaygınlaşamamasının bir sonucu olarak görülüyor. Ve bu bağlamda emanetin ehline verilmesi, ki Alev Alatlı'yı duymuşsunuzdur, güzel bir sözü var. Eğer liyakat sorunu çözülecek olursa 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olabilir. %100 katılınabilecek, tasdik edilebilecek bir yargı. Liyakat sorunu bu anlamda fırsat eşitliğinin sağlanmadığı bir tabloda çıkan doğal sonuç. Altı katılım bankamız var. Risk paylaşımı dedik ya, kar zarar ortaklığından bahsediyoruz. Faaliyet alanlarına çok girmeyeceğiz. Bunlar toplam aktiflerin, bankacılık aktiflerin %5'ini falan kontrol ediyor. %95 konvansiyonel, hiç risk almadan oturduğu yerden para kazanan, hatta ilk 10 kurumlar vergisi ödeyen yayınlandı.
kurum yayınlandı. Merkez Bankası birinci çıktı ve 6 tane bunların içerisinde banka var. Aynı sıralamayı Almanya için yapmışlar. Hepsi endüstriyel kuruluşlar, hepsi sanayi kuruluşları. Yani kim daha kapitalist, kim daha finansal kapitalizm bağlamında, kim daha çok tutsak vaziyette, bu da buradan görülüyor. Bunu 11. planda %7'ye çıkarma hedefleri var. Ne kadar gerçekleşir bilemiyoruz. Olmasını umarız. Tabii daha iyi gelişerek olmasını umarız. Yine Türkiye diğer taraftan bu soruna rağmen Türkiye halkın tercihlerinin ortaya çıkması bağlamında, demokratik bağlamda diğer İslam ülkelerine göre daha ileri düzeyde sandık en azından toplumun önüne belli fasıllarla geliyor. Diğer ülkelerin ayrıştırıyor Türkiye'yi bu anlamda. Yine 4 milyona yakın mülteci barındırması da bu birlik ruhunun var olduğunu, avantajı, ümmet bilincinin önemli ölçüde varlığının göstergesi olarak düşünülebilir. Diğer taraftan son dönemde bize has bazı hususlar vardır ki bunları inkar etmemiz ya da görmezden gelmemiz mümkün değil. 2014'ten beri yaşadığımız türbülans, 5 yıldır neredeyse yaşadığımız türbülans halen de devam ediyor. Arap Baharı ile başlayan süreç Şii'ye yayıldı Türkiye'ye. Bunun siyasal istikrarsız ekonomik maliyetleri ortaya çıktı. Gezi olaylarıyla, 17 Aralık'la, Hendek'le ve en son 15 Temmuz'la aslında ciddi travmatik bir dönemi sürekli yaşadık. Son 3 yılda da sürekli aşağıya doğru gitmemizin arkasında yatan şey bu sosyolojik türbülans yaşamamız olabilir. Neden? Çünkü bu dönemde güvenlikçi politikalar daha çok ön plana çıkmaya başladı. Ve özgürlük yerine ya da sistem kurma yerine, sistem inşa etme yerine daha çok güvenlikçi politikalar üzerine gitmeye başladık. Böyle bir problem ile karşı karşıya kaldık. Ve imparatorluk dediğimiz geniş bir tecrübeden ulus devlet evrimleşme sürecimizde ortaya çıkan yan unsurlar olarak bunu değerlendirebiliriz. Başka bir şey de 15 Temmuz'daki halkın tepkisinin ve kamuoyu desteğinin aslında diğer önemli ölçüde ayrıştığını ve bu dönemde ortaya çıkabilecek muhtemel negatif unsurların açıklanabilirliğini gösteriyor. Buradan şuraya gidebiliriz. Sonuç olarak şimdi ortada bir endeks var. Bütün İslam ülkelerini, bütün dünyadaki ülkeleri dikkate alıyor. Hatırı sayılır bütün ülkeler var işin içerisinde. Türkiye burada gerileme trendinde. Buradaki gerileme trendi diğer endekslerdeki gerileme trendiyle de uyumluk gösteriyor. Avrupa dediğimiz coğrafyadaki istikrar hem İslamilik anlamında hem de diğer indekslere bağlamında aynı ölçüde başarılı pozisyonu gösterdiği için endekslerin güvenilirliği bakımından genel anlamda sorun yaşamamız gerekiyor ya da bunu düşünebiliriz. Bu endekslerde 40 içerisinde Müslüman ülkenin olmaması Müslüman ülkeler açısından ciddi bir tartışılması, masaya yatırılması gereken bir konu. Türkiye'ye ilişkin sonuçlar bağlamında ise güvenlikçi politikaların bir meşrulaştırıcı sebep olabilmesi ihtimalini de düşünerek, göz ardı etmeyerek Türkiye'nin eylem-söylem uyuşması bağlamında başka bir yola revan olmasının zamanının çoktan geldiğini söyleyebiliriz. Ve bu sınırları kıracak bir çıpaya doğru yükselmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir tarihsel miras, tarihsel kültür, inanç ve değerler ve Türkiye'nin tarihe duyacağı saygı böyle bir ilerlemenin, gelişmenin ortaya çıkmasını gerektiriyor. Son yıllarda ki bir kısım borç krizine düşen Avrupa ülkeleri haricinde Türkiye'nin skorları genel olarak Avrupa'nın gerisinde görünüyor. Fiili
fiiliyatta ortaya çıkan sorunların masaya yatırılması gerekiyor. Bu komisyon raporlarına da yansıyor ya, bu tabi Allah'ın emri değil. Fakat ortaya çıkan iyi şeyler, övülen şeyler, kabul edilip tartışılan şeylerin tukaka edilmesi de çok anlamlı görünmüyor. İki taraflı olarak bakmamız gerekiyor olaya. Ve bu travmatik türbülanstan hızlı bir şekilde kurtulmamızda yarar görünüyor. Nasıl kurtulacağımızı ya da kurtulup kurtulamayacağımıza karar verecek olan da kuşkusuz kamuoyunun oluşturacağı tepkiler ya da refleksler olmalıdır. Yani evrensel şu iddiamız var, bu tartışılabilir bir husus. Evrensel ve İslami ilkelerle daha çok uyumlu olması yönüyle bu 2000'lerin başında Avrupa Birliği treni hızlanmaya başladığı zaman Türkiye'deki iktidarların, hatta 90'larda da böyleydi, bir çeşit kendilerinde kendi reformlarını, konumlarını sivil hayatı, sivil yönetimleri idame ettirmek için bir vesile olarak kullanılıyordu. Çünkü reformlar, Avrupa reformları deyince önceden askeri vesayetin birazcık geri durmasını bekliyorduk. Oysa şimdi askeri vesayet ile de karşı karşıya değil görünüyor ülkenin genel performansı. Bu anlamda bir karşılıklı işbirliği, uyum ve uyumlaşma sürecinin yaşanması gerekiyor. Böyle bir aklımıza gelen sonuç. Evet, böylece tartışmamızı bitirmiş olduk. Ve insani ve İslami anlamda zihinsel gelişim ve dinginlik elde etmemiz için dua ederek tartışmayı tamamlamış olalım. Bir saati bulduk mu hocam? Evet hocam. Tam bir saat. Tam bir saat olmuş. Esnek ama bizim şeyler hocam, yani devam etmek isterse konuşmayı edebilir. Benim tartışmam, İslamilik tartışmamın ana eksenleri bunlardı. Bu bağlamda eğer varsa sorularımız, sorulardan mı devam edeceğiz hocam? Olabilir hocam. Yani dilimiz döndüğünce yapabiliyorsak, buyurun. Hocam, dünya ekonomisindeki hareketlere baktığımız zaman 2004 yılında Londra merkezli ilk İslam Bankası, faizsiz, yani katılım bankası adı altında İslam Bankası İngiltere'de kurdu. İngiltere bu yapıyı kurarken Orta Doğu'daki enerji hareketlerine bağlı para birimini ekonominin durgunluğunu bir şekilde çözmek için ilk kez, zaten dünyanın finansal merkezi İngiltere olduğu için o paydan bir pay almak için kendine bir trend yapıldı. Bunun metotları hakkında hiç inceleme yaptınız mı? Türkiye'de uygulayabildiği İslamiyet karşılığı metotlarla beraber baktığım zaman benim de kişiden olarak değil de sadece genel izleme tablomuna baktığım zaman tamamen para isteyene faiz para verme, ödeyene faiz para verme şeklinde ödeyene bir imkan sunan bankacılık. Tamamen faydalanma bir şekilde Müslüman kesimi faydalanması ana eksen. Baktığı zaman güzel bir formül. 2004'te bulunan bu model Türkiye'deki demin ki bahsettiğiniz alt tane katılım bankacılığının katılım bankacılar arasındaki hem Müslüman ülke olmamız hem de oranların %5'e kadar gelmesinin temel altındaki sebepleri Türkiye'nin 70 yıllık yani cari açıkta büyüme, dış borçta büyüme şeyi bunda olumsuz etki yapmıyor sizce? Sizler tabii ki bu akademik formasyon olan profesörlerin birçok 5 yıldır katıldığı iktisat kongrelerde bunların sonuç bildirilerinin Türk ekonomik iş dünyasının etkileri ve yöneticilere karşı bir bildirge olarak olamadı. Şimdi o daha önceden başladı, 2014 değil, onun hikayesi daha eski ya, petrol dolarlar ortaya çıkmaya. 2004 ilk banka. Yani Citibank'ta da bir faizsiz bölüm açıldı, Amerikan Citibank'ta. Şimdi petrol dolarlar ortaya çıkmaya başlayınca buradaki yani Müslüman ülkelerde ortaya çıkan fonları değerlendirmek için Batı'daki bankalar önce kollarını sıvadı. Bizim 1985'te bir kanun hükmünde kararnameyle açtık bu faizsiz finans adı altında, hatırlarsınız o yılları. Sonra katılım bankası oldu. Aslında 3 tane yöntem var burada. Finansman yöntemi. Burada teknik olarak mudaraba.
müşareke ve murabaha adı altında üç yöntem var. Esas burada risk sermayesini çağrıştıran şey mudarabadır. Yani emek ve sermaye işbirliği. Bir tanesi iş için kolları sıvayacak, diğer de buna sermaye sağlayacak bir banka olabilir ya da başka türlü bir finansal kurum olabilir. Ve ortaya çıkan karı paylaşacaklar. Tabi bu güven esasına dayalı bir şey olduğu için esas olması gereken şey hiç olmadı. Müşarekede şirketleşme, ortaya şirket sermaye koyma ve karlara ilişkin paylaşıma gitme ve en çok yaygın olan şey murabaha, bu leasing sistemi. Büyük ölçüde bunlardan kaynaklı. Hatta daha da dramatik bir şey var. Bir doktor öğrencimiz yaptı bu çalışmayı. Katılım bankaları çok ilginç bir şekilde Merkez Bankası'na bir karşılık ayırıyorlar. Hepsini fon olarak kullandırmıyor vatandaşa. Tabii Merkez Bankası'ndaki bu fonlara karşı faiz geliri elde ediyor. O da neredeyse bir mesela en büyük bankanın, en büyük katılım bankasının yanılmıyorsam 40 milyon liralık bir faiz geliri, gelir kategorisinde bilançosuna yazdığını gördük. Ne yapıyor bilmiyorum. Sadaka mı veriyor yoksa ya da... Bu bankada bir açıklama yapmıştı hocam. Sadaka hayır işlerinde kullanıyor. Yani onu söyleyenler var ama yani onun nereye gittiğini, nasıl gittiğini takibini yapmak mümkün değil. Bu problemimiz yani. İşleyen bir bankacılık değil bu. Bizim daha geniş anlamda bir toplumsal bir çözüm için. Tabii ihtiyaç varsa böyle bir çözüm söz konusu olur. Siz iş yapsın diye kime borç verirsiniz? Hiç karşılık görmeden borç veriniz olmuş mudur? Hadi iş yap, şu kadar param var, ben iş yapamıyorum diye verir misiniz? Vermezsiniz. O güven meselesi. Şimdi güven meselesinde ilginç bir tablomuz var. Ateist oranın çok yüksek olduğu İsveç'te bir araştırma yapılmış. %9 civarında insanlar birbirine güveniyor. Tam güven söz konusu insanlar arasında. Türkiye'de bu oran %3 çıkmış. Yani bu tartışmada mudaraba dediğimiz o emek sermaye işbirliğini hayata geçirmek çok kolay görünmüyor. Yani toplumun değerleriyle bütün yani ekonomi bir sonuçtur. Batı ekonomisi batıdaki değişimin, sosyolojik değişimin, dine bakış açısının, dünya bakış açısının, bilme bakış açısının ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Yani biz de kendi özgün sistemimizi inşa etmek durumundayız ama onun için kültürle, tarihle ve değerlerle buluşmamız gerekiyor. Sorunumuz da burada. Yani buradan kopuş trendi çok fazla. Bir de hocam bu hükümetlerimizin geçmişten bu yana son 70 yıldır biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti ilk borcu 1900 Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk borcu 30 yılında ve 38 yılında gene İngiltere'den kısmı almaya başladı. Ondan sonra 1904'te ilk borç başladı. Bu borç salması başından beri cari açığı borçlarla beraber sürekli yurt dışından borç almak yöntemiyle iç piyasadan faizsiz bir yöntemle bir şekilde halka açık yapılsa bu konuda İslamiliğe uyması anlamında daha tekelci bir kontrolü bir sistem kullanamazdır. Şimdi 2018'in Ağustos'unda biliyorsunuz dolar fırlamaya başladı. Dolar fırladığı zaman dolar açığını gidermek için hükümetin Avrupa piyasalarında dolar ve euro cinsinden %4,5 ve 3,75 oranlarında faizle borçlandığını gördük. Diğer taraftan aynı anda Türkiye'de 180 milyar dolara yaklaşan şey var. Döviz mevduat hesapları var. Döviz mevduat hesapları var. İç borçlanmada böyle bir faiz oranı öngörülmedi. Uluslararası piyasalardan öngörüldü. Yani dediğiniz doğru ve bu ciddi bir problem. Bence bu işi iç piyasadaki dinamiklerle halletmemiz bizi daha güçlü bir ekonomik modele götürür gibi geliyor. Bu da tabii sizlerin yani iktisat profesörleri alacağı raporlar dönemin hükümetlerine sunacağı raporlar bence etkili olacaktır. Tamamen İslamilik anlayışı içerisinde olursak bu işin tek kurtuluş olacaktır bence. Beklentiler. Sürekli cari açığa karşı cari açık modeline büyüyerek veya dış piyasadan borç da alarak bu sorunu biz İslamiliğe uyduramayacağız diye hocam. Benim şahsi orada,
nasıl görüyorsunuz? Yani 2020 bütçesinde 150 milyar liralık fayda ödemesi öngörülüyor. Bu da 25 milyar dolar. Evet, yani 25 milyar dedim, 25 milyar dolar. Dış borç. İşte yani bu dış borç faiz ödemesine bu gidecek. Bu borcu iç piyasa girecek kadar desek bence daha uygun. Evet, yani 100-130 milyar liralık da neredeyse işte 20 milyar civarında da bütçe açığı öngörülüyor. Yani önce bu harcama gelir dengesinin sağlanması gerekiyor. Bu önemli ölçüde sağlanmıştı son yıllardaki harcamalar ya da öngörülemeyen harcamalar. Bu bizden çıkacağı kesin. Çünkü içerideki faizler düşürmeye çalışırken bir taraftan devletin harcamasını finanse etmek için piyasaya borç almak üzere müracaat etmesi istediğimiz kadar düşürmeye çalışalım. Faizlerin düşmesini engellemeyecek. Dolar, ilginç bir şey oluyor. Dolar düşerken de döviz tevdiat hesapları artıyor. Yani dolar düşerken normalde bozdurup TL'ye geçmeleri beklenirken insanların ya da mevduat sahiplerinin böyle bir şey çıkmıyor. İşte orada aslında sonuç bu. Yani 4-5 yıldır evet bir ciddi bir türbülans yaşıyoruz. Bu türbülans bazı şeyleri meşrulaştırabilir. Ama diğer taraftan buradan çıkmak için de artık bir yerden başlamak gerekiyor. Ya da seferberlik mi yapmak lazım? Toplumsal bir uzlaşıya ihtiyaç var. Yani siyasal ve toplumsal. Sadece siyasal siyasal yetmez. Toplumu da takip etmesi lazım. Bir şey buyurun lütfen. Şimdi arkadaşımızın sorduğu sorular değerli. Ekonomik ilk anlamında. Konunun başlığıyla da çok da uyumlu sorular. Fakat hocam biraz daha şey yapın duyuyorsun. Sizin değerlendirmeleriniz İslamilik Endeksi üzerinden bir çerçeve çizildi. Hatta temeli onun üzerine oturduğu için. İslamilik Endeksi ile ilgili olarak benim soracağım şey şu oldu. İslamilik Endeksinin kendisi ne kadar İslami? Bu birincisi. Bunu tartıştım zaten. Evet. İslami olarak yani birkaç cümleyle onlara değindiniz ama İsrail'in 39. sırada yer aldığı bir indeksin de tartışılması gerekir. Ama tek başına bir şeyden yola çıkarak tamamını yok edemeyiz yani. Tabii burada İslamilik Endeksinin dayandığı... Müslüman adamlar olduğu için itibar ediyoruz. İslamilik, arkadaşlar. İşte sorun George, orada. Sorun da orada. George önce. Washington Üniversitesi'nde. İşte George Washington Üniversitesi gibi bir üniversitenin ya da bir başka üniversitenin Amerika'da ayaklarının olduğu bir yerden beslenmiş olması böyle bir endeksin İslam ülkelerinin de acaba mahkum edilmesi gibi bir takım komple teorilerinden açıkçası akla getirilmiyor değil. Buna ihtiyaçları yok ama yani. İhtiyaçları şu anlamda var. Eğer İslamilik Endeksi sıralamasına vuracak olsak, bir, ilk 40'a giremeyen, biz İslam ülkeleri bir defa ilk 100'e de giremez belki İslamilik Endeksinde ama o kendilerini 1. 2. 5. 10. sıraya yerleştirdikleri veya bizimkilerin yerleştirdiği endeksin ilk 100'üne de benim o ülkelerin giremeyeceğini, işte İsrail'in 39. sırada yer aldığı bir yerde giremeyeceğini... Ama İsrail ilk 10'a giremiyor mesela. Evet. Mesela ilişkiler karnesi onların da kötü. Evet. Her tarafla kavga eden bir ülke var. Mesela benim paylaşacağım bir şey var. 2011 yılı itibariyle Yunanistan'ın muazzam derecede ekonomik krizi yaşadığı yıllarda Yunanistan'da yapılan bir araştırma var. RT kanalının vermiş olduğu ve RT kanalının altından indekste şu şekilde geçiyor. Yunanlılara sormuşlar. Demişler ki siz eğer böyle bir fırsat bulsanız ekonomik sorunu nasıl çözeceksiniz? Verilen cevap şu. %51'in üzerinde verilen cevap Yunanlılar tarafından. İşte bir şekilde petrol zengini bir ülkenin istila edilmesi, oradaki kaynakların kendi ülkelerine aktarılabilmesi. Şimdi bundan bir 100 yıl önce söylenen bir şey değil. 10 sene önce Yunanlılar tarafından söylenmiş, yani Avrupalılar tarafından, Avrupa Birliği'nin bir üyesi ülke insanları tarafından söylenmiş bir sözden bahsediyoruz. Kendi gözlerimle görmesem buna itibar da etmeyeceğim. Fakat ortada bu Avrupa Birliği ülkeleri, kuzey ülkelerinin de ne kadar İslami olduklarıyla ilgili de mutlaka bir tartışma yapılması gerekir. Özellikle de İslamiliğinden hangi açıdan anladığımıza bağlı. İşte sorunumuz yani, da orada. İbadet değil burada. Değil. Biliyorum. Ekonomiklik noktasında da değerlendirdiğinizde yani bir Avrupa ülkesinin biraz önce söylemiş olduğunuz eğer İslami ise %3-4 ile
bize faizle borç vermesinin ne kadar İslami olduğunu da tartışmamız icap etmez mi? O bizim talebimizi, bizim borçlanma faizimizin yüksek olduğunu gösteriyor. Eğer İslami ise o ülkenin insanları... Eğer bu 4,5 yerine 2 olsaydı örneğin, bu aslında Türkiye ekonomisinin makbul, güvenilir olduğunu gösterecekti. Dalgalanmada fonlar, fiyatları artmaya başladı. Yani negatif faiz olunca o zaman bunu ne yapacağız? %1 yani ödünç veriyor size, paranızı tuttuğu için 1 lirasını kesiyor 100 lira. Ne yapacaksınız bunu? Yani İslami olan bu. İş yapmak için hükümetin ödünçsüz, sıfır faizli kredi vermesi lazım. Onun için de fiyat istikrarlı olması lazım. Onun için de diğer değişkenlerin düzgün olması gerekiyor. Zaten tartışılmış şey de bu. Yani dediklerinizde haklısınız. Yani İsrail meselesini zaten biz de eleştirdik. Ama bu dört düzlemde 103 değişkende mesela kendi vatandaşları için düzgün işleyen bir sistem kurmuş olması İsrail'i ileriye çıkarabilir. Üstüne ama hiçbir göçmeni almaması, hiçbir yolda kalmış insana elini açmaması, avucunu açmaması neyse yani ona sahip çıkmaması problem oluşturabilir. Hiç şeyde görmedik. İsrail yabancı iş yardım yapıyor falan diye bir şey görmedik. Yani kendi işlerinde, kendi sistemleri, ulus devlet bazlı baktığı için zaten eleştiğini bu bağlamda yaptık. İşte yani sınırlar içerisinde yaptık. Söylediğimde bu zaten. İslamilik endeksinin ne kadar İslami olduğu dediği, yani sorduğunuz sorulara göre, alacağınız cevaba göre sıralamalar bu noktada görecelilik. Şu anda biz bunu revize ediyoruz. Endeksin yeni trendini bu bağlamdaki yeni sonuçları çıkaracağız, ilan edeceğiz. Dolayısıyla iyileştiriyoruz yani o Amerikalı Müslüman arkadaşların yaptıkları çalışmayı iyileştiriyoruz. 2019'da belki biz yapacağız, değiştiririz. Buyurun hocam. Ya şimdi ekonominin İslamiliği diye bir tartışma ya da bir başlık açtığımız zaman biz genel olarak olayı sadece faiz ve faiz odaklı bir sistem mi değil mi üzerinde değerlendiriyor. Yok öyle değil. Aslında 103 değişken. Evet. Aslında 103. Buradaki indeks içindeki parametreler bize şunu gösteriyor. Yani ekonomi buradaki endeks sadece işe faiz ya da böyle bir ekonomik sistem üzerinde değil, insani değerler üzerinde ele alınmış olması gerekiyor. Temel insan hakları da var. Doğru olsun bu yani. Ders bitince yok şimdi. İşte emaneti ehline verilen vesaire. Bu anlamda dünya Müslümanları ve Müslüman ülkeleri maalesef biz biliyoruz, sezgilerimizle biliyoruz, gözlemlerimizle biliyoruz ki bu istatistikleri doğruluyor bence. Kesinlikle doğruluyor. Burada temel problem acaba şu olabilir mi? Yani biz küresel ekonomiye eklenmeme ve refleksiyle faizsiz bir sistem oluşturamama paradoksuyla beraber böyle ironik bir savrulma içerisinde miyiz? Bu bir. İkincisi, bir de yıllardır uğraşılıyor. Yani cahiliye ribası Allah Resulü döneminden tanımlanarak geldi. Çok basit bir ekonomi. Yani klasik tefecilik mantalitesi. Bugünkü bankaların sistemini de çok yalın tanımlarsak oraya yorumlayabiliriz ama çok daha kompleks bir ekonomik yapı var karşımızda. Bu anlamda yani çok mu zor küresel ekonomiye model oluşturabilecek, bugünkü işte var olan ekonomiye model oluşturabilecek bir İslami ekonomik model. Bununla ilgili çok çalışma yapıldı. İran örneği dediğiniz gibi başarısız bir örnek. Slaytınızda gördüm. Birleşik Arap Emirlikleri, Akeza, Suudi Arabistan bunlar böyle. Yani bu anlamda bir ümit var mı? Bu varsa nasıl mümkün olur? Sizin kanaatleriniz. Vallahi bu soru günlerce bu sorunun cevabı üzerinde tartışma yapılır. Yani model tartışmaları çok kullanıyor. Yani bizim aşağıda hocamla tartıştık. Yani uzun yüzyıllara dayanan bir hikayemiz, gerileyişe karşı gösterdiğimiz tepkiler, sürekli Batı tarafından geri bırakılmanın açıklama çabaları. Yani bunu sosyalistler de açıklıyor, şimdi sömürgecilikle açıklıyor, kapitalist dünya ekonomisiyle açıklıyor. Yani biz de bunu kendi değerlerimizle açıklamaya çalışırken karşımıza çıkan tablo buydu.
ve bu değerleri daha fazla kendimize doğru çekerek anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta sözü söyleyecek olan toplumdur, toplumun algılamasıdır, toplumun değerleridir. Ama diğer taraftan şöyle bir tablo var. Yani Norveç, Danimarka, Hollanda 7 bin, 10 bin, 20 bin neyse sayısı az bile olsa Suriyeli göçmeni alırken, onlara uygun yaşayacakları ev, barınma imkanları sağlarken, yani Suudi Arabistan'ın bir kişiyi bile sınırdan içeri almamasını neyle, hangi şeriat rejimiyle açıklayacağımızı da düşünmemiz gerekir. Benzer tartışmaları pek çok noktada yapmamız mümkündür. Yani bilmiyorum orada yaşayan var mı? Aslan Hocam iyi bilir. Yani bazı sosyal uygulamalar, yani örnek diyebileceğimiz uygulamalar vardır. Mesela şey oldu, tornado oldu. Ne deniyor buna? Kasırga oldu. Kasırga